Şimdi Beytü Şevap ürünleri. Şimdi bir zaten bir baldan. Balımız bizim zaten en önemlisi bal. Doğal bir şekilde yetişiyor. Evet. Beytü Şevap'ın yaylalarında. Zaten bu bizim markamız. Kesinlikle. Evet. Başka geçen arı ürünlerimiz Sayın Kaymakam sadece ülkemiz çapında sadece arı ürünleri dediğiniz zaman sadece bal akla gelir. Hı hı. Ama balın yanı sıra devam edelim onları. Evet, balın yanı sıra şu hemen şey geçeyim. Balın yanı sıra protein kaynağımız polen. Evet. 1200 rakımlı Beytü Şevap yaylasında üretiyoruz. Bu şekilde paketlediniz. Evet, paketlemesi şu şekilde. Paketlemeyi nerede yapıyorsunuz? Paketleri tesisimizde yapıyoruz Sayın Kaymakam. Tesis nerede? Halketine var. Evet, Beytü Şevap'ta paketleniyor bunlar. Polenlerimiz. Polen protein kaynağımız. Genelde anemi, büyüme ve gelişmede etkin rol oynuyor. Çiçeğin tozu. Arı bunu tozun bacağında birleştirerek kovan içerisine getiriyor. Biz de bunu tuzak vasıtasıyla topluyoruz. Hmm. Çok değerli proteinli. Ne kadar mesela şu kavanozu kaça satıyorsunuz? Kavanozu 30 lira. Bu 30 lira. Aynen. Kaç gram bu? O muhtemelen 200 gram. 200 gram. 8000, evet. 8000 lira ve yok satılıyor. Ama burada 8000 lira. Mesela de batıda olsa ne kadar? 2 lira üstüne. 10 lira, 12 lira üzerinden. Ve bilindiği gibi Çin pole, yani her malda Çin piyasaya baskıladığı gibi arı ve arı ürünlerinde de Çin büyük rol oynuyor. Çin arı sütüsü 5 liradan satıyor. Tabi bizim bu arı sütümüz daha farklı ve daha... Bu ne? Arı sütü? Evet. Sayın Kaymakam, propolis. Propolis şu... Çekiyor. Bu karakovan değil mi? Bizim, evet. Bizim orada karakovan derler. Bu hayvan şeyi değil mi bu? Hayvan gübresi. Hı, hayvan gübresi. Bunun özelliği ne Sayın Kaymakam biliyor musunuz? Bu bölgenin eski tip basit kovanı. Hı hı hı. Eskiden insanlar modern kovanlarda modern kovanı bulamazken dere kenarına gidip şu çalıdan çalıyı alıp çalıyı örme suretiyle hayvan gübresiyle sıvayıp arıyı dolduruyordular. Hı hı hı. Buradaki mantık şu gübrenin olması, yazın serin olması, kışın da sıcak olması. Hı hı. Yani eskilerimiz bile bunu düşünmüş. Hı hı. Ondan sonra içi temiz. Görüldüğü gibi şurada petekler de mevcut Sayın Kaymakam. Bunun ismi zaten karakovan. Karakovan balı da buradan üretiliyor. Siz buradan üretiyorsunuz. Aynen, %100. Yani o bu kovanlarda değil, eski usul. Evet. Bu Beytü Şevap patlama. Mide ağrısı çeken, gastrit, ülser. Bu Beytü Şevap'ta yetişen bıttım. Beytü Şevap'ın bıttım meyvesi, evet. Beytü Şevap'ın doğal şartlarında yetişen. Kesinlikle. Bıttım meyvesi. Bunu işlemden geçiriyorsunuz siz. Evet Sayın Kaymakam, bu bıttım meyvesi Antep fıstığının yabanileşmiş. Beytü Şevap'ta. Evet. He. Beytü Şevap'ta. Bu da bıttımdan, şunu şöyle yapalım. Evet. Şundan bu hale geliyor. Bıttım meyvesini Sayın Kaymakam. Ve marka şeyden mi aldınız? Marka tescilledik Türk Patent Enstitüsü'nde. Ve Elki. Aynen, Elki markası. Arı ve arı ürünleri ve yöresel ürünler olarak da çok şey güzel yaptık Sayın Kaymakam. Artık Beytü Şevap markasıyla da piyasada yer alacağız. Hamdolsun ilçede ilk ve tek marka sahibi. Göbere bir çekilelim şöyle. Evet. Bu da Beytü Şevap markası. Selam Keroğlu'ya. Valla markayı almanızı hakikaten çok önemli olan marka başlıyor. Bugün Beytü Şevap biliyorsunuz balıyla yaylalarında, doğal yaylalarında yetişen balıyla ünlü bir ilçemiz. Lakin sadece bal üretmek yetmiyor. Bu balı işlemek, paketlemek, markalaştırmak açıkçası çok önemli. İşte burada, bugün burada bu işleri, saydığım işleri, balı üreten, balı paketleyen, baldan elde edilen ürünleri markalaştıran işletmemize geldik. Elki adı altında Ramazan Ataman amcamızla oğlu Metin Ataman kardeşimizin küçük bir aile şirketi olarak geliştirdikleri ve yakın zamanda da Elki adı Elki balı olarak markalaştırdıkları tesisteyiz. Beytü Şevap açısından çok önemli bir faaliyet bu.
Artık Beytüşşebap'ta huzur geldikten sonra kahraman güvenlik güçlerimizin, vatandaşlarımızın desteğiyle burada huzuru sağladıktan sonra hamdolsun ekonomik faaliyetler de gelişiyor. Biliyorsunuz Covid-19 sürecinden sonra tarım ve hayvancılık çok önemli hale geldi. Beytüşşebap'ta üretilen hem ballarımız hem ballardan elde edilen ürünlerimiz inşallah hem bölge ekonomisi açısından hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir kazanç kapısı olacak. İşte bugün burada bu işletmemizde bu arkadaşlarımız hem balı, kaliteli bal yetiştiriyorlar, üretiyorlar. Hem bu baldan elde ettikleri polendir, propolis yani arı sütüdür ve buna benzer türevleri üreterek ve burada paketleyerek ve burada markalaştırarak piyasaya sunuyorlar. İnşallah bu faaliyet, bu kardeşlerimizin burada yapmış olduğu faaliyet tüm Beytüşşebaplılara örnek olur. Üretmek önemlidir ama üretmek kadar hatta ondan daha önemli olan markalaşmak ve elde edilen ürünleri piyasaya pazara uygun hale getirmektir. Bu kardeşlerimiz artık Beytüşşebap'ta bunu yapıyorlar. Beytüşşebap artık terörle anılan, şiddetle anılan yer olmaktan çıkıp balıyla, marka ballarıyla, böyle güzel insanların ekonomik aktiviteleriyle anılan bir yer haline gelecek. İnşallah bu çalışmalar diğer vatandaşlarımızla da örnek olacak. Bu kardeşlerime, Ramazan Ataman amcamızla oğlu Metin Ataman kardeşimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunların bu örnekliği Beytüşşebap'ın geleceğini ışık tutacak. Teşekkür ederim.